Merhaba Merhabalar. Erkan. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın Erkan? Ben de gayet iyiyim. Çok teşekkürler. Nasıl gidiyor? Sağlık saat yerinde. Sağlık saat yerinde. İşte erkeklerin problemi tek tıraş olamamak. Onun dışında başka da bir şey yok. Aslında gayet de iyi gidiyor. İyi Ama gittiğini artık o problem söyleyebilirim. de kalmadı. Açıldı her yer. Yani o asıl kadınların problemiydi, kuaförler. Feci durumdaydık. Biraz temkinli. Ama iyi gidiyor, verimli geçiyor yani. Hem yoğun bir çalışma hem de işte bolca hatta okuma Oh, şeklinde ne güzel. kitaplarla tekrar barışma fırsatı bulduk diyebilirim. Değil mi? Eğitimciler için aslında büyük bir fırsat oldu bu dönem. Evet, yani ciddi anlamda hem sorgulama hem kendi geliştirme anlamında ciddi fırsat oldu. Bugün de biraz bunları konuşacağız. Evet. Peki Erkan, açık beyinliler seni tanımıyorlar. Biraz kendinden bahseder misin? İsmim Erkan Dündar. ODTÜ Psikolojik Danışmanlık mezunuyum. Bayağı Gazneliler devrinde mezun oldum. 96. Psikolojiden sonra Yapı Kredi, Garanti Bankası, Yıldız Holding gibi kuruluşların eğitim departmanları ya da kurumsal akademilerinde çalıştım. Son olarak Yıldız Holding'de satış eğitim direktörlüğü yaptım. Ayrıca TGP biliyorsunuzdur, Türkiye Eğitim Gelişim Platformu Derneği. TGP'nin de kurucu üyelerindenim. Orada da zaman zaman ödül komitesi, eğitim komitesi gibi komitelerde sektöre katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? 2016'dan bu yana artık danışmanlık yapıyorum. TBS Akademi diye bir şeyimiz var, kuruluşumuz var. Yaptığımız iş şu: kurumsal akademi danışmanlığı, iç eğitmenlik sistemleri ve tüm davranışsal dönüşüm konusunda kurumlara yardımcı oluyoruz. Bireylere de öğrenme gelişim konusunda ayrıca yardımcı oluyoruz. Koçluk yapıyorsun bir yandan değil mi? Koçluk var, bireysel danışmanlık var, insan kaynakları sistemleri kurmak ama ağırlıklı böyle çok iştahla yaptığım iş kurumsal akademi danışmanlığı. Yani bir eğitim departmanından fazla bir şey halinde artık bu kurumsal akademi ve onu doğru yapmak istiyor artık şirketler. O konuda da çok güzel projeler yapıyoruz. Çok seviyorum işimi yani. Evet, bence de güzel bir iş. Eğitimciliğin devam ediyor ama değil mi bir yandan? Eğitmenlik yapıyorum tabii ki. Yani o danışmanlığın dışında eğitmenlik yapıyorum. Peki Erkan, bu pandemi döneminde şu anda tam işin içinde olan bir insan olarak sana sormak istiyorum. Kurumsal hayatta, hatta örgün eğitimde, eğitim ve gelişim açısından neler oluyor? Genel bir durum tahlili yapar mısın? Neler oluyor? Aslında arkadaşlarımız çok konuştu. Geçtiğimiz haftada bizim TGP'nin bir zirvesi vardı. Orada da değişik kurumlardan, akademilerden yöneticiler yer aldı ve bu konuyu bayağı bir sorguladılar. Ya aslında şu, hayatın ritmi değişti. Hepimizin hayatın ritminde, rutininde bir değişiklik oldu. Kurallar da değişti, zihniyetler değişmeye başlıyor. Bu tam değişim döneminin kaosu biraz bu. Aslında biz zaten bir parça işlerimizi sanayi devriminin alışkanlıklarına göre yapıyorduk. Eski iş yapış biçimleriyle yapıyorduk aslında kısmen. İşte bu korona sağ olsun bize olması gereken değişime zorladı. Yani bir silkelendik ve bu rutini boz, bu kaostan yeni başka bir şey yarat diyor. Kurumsal eğitimlerde ve örgün eğitimlerde ne oluyor? Bir kere hazırlıksız yakalananlar var, onu söyleyeyim. Yani birçok şirket çok normal bu hazırlıksız yakalandı. Yani IT altyapısı yok. İşte eğitim planı var, çok kurumsal onaylanmış bütçesi var. Aa, ne yapacağız vesaire. Hani orada bir esnekliğe sahip olmayanlar var. Bir de kısmen hazırlıklı yakalananlar var. Yani kimse full hazırlıklı yakalanamazdı zaten böyle bir şeyi. Örneğin mesela Koç Akademi'nin uzaktan eğitim altyapısı vardı. Tüm Türkiye'de herkesin kullanımına ücretsiz sundu. Bu tür güzel örnekler gördük. Diğer taraftan da neler oluyor? Bir kere kurumlarda yöneticiler insan kaynağının önemini fark etti. Ya benim tesisim var, işletmem var, fabrikam var, banka şubem var, hastanem var vesaire falan ama bir sürü insan ciddi anlamda fedakarlıkla uzaktan işlerini yapabiliyordu ve insan kaynağı gerçekten fark yaratıyor. Yani tesisten daha önemli. En önemli kaynağımız insan kaynağı hikayesi var ya, o gerçek oldu ve üst yönetim bunun gerçekliğini çok derinden hissetti. Bundan sonra insan kaynaklarıyla ya da çalışanıyla şirket yönetimleri ilişkisi başka kurulacak ve başka Peki bakacaklar. neden bunu hissettiler? Ne değişti de insan kaynağının önemini hissettiler? Şunu fark ettiler, yani normalde kontak kapatıp gitmek gerekirken öyle bir belirsizlik durumundayken tıkır tıkır çalışanlar evlerinden de olsa bütün işleri aksaksız yaptılar. Yani öyle insanlar biliyorum, satın almacı
Devasa bir satın alma yapacak. Evinde eşofmanıyla oturup yurt dışından firmalarla satın alma görüşmesi yapıyor ve muhteşem işler çıkartıyor. Ya da işte ne bileyim bir finansçı işte ödemelerini bir şekilde düzgün yapıyor vesaire. Şimdi üst yönetim bunu gördü ve çok kıymetliymiş ya. Bizim insanlarımız, çalışanlarımız bir saniye çok kritikmiş. Biz çok korkuyorduk ama iyi insan kaynağı, kaliteli insan kaynağı ve tutkulu insan kaynağı fark yaratıyor. Bunu Evet. gördüler. Şimdi eğitimle ilgili soru sordun ama ilk önce insan kaynağında ne oluyor? Şirket bunu fark etti, kurumlar. Okey. Önemli hale geldi. Bundan sonra da öyle gezeceğini düşünüyorum. Yani daha başka bakacaklar. Şirketlerde ne oluyor? Bir kere şirket eğitim departmanlarının bir kısmı aman bir şey yapmalıyız refleksiyle, ki iyi bir refleks, negatif söylemiyorum kesinlikle. İşte çalışanlarına online eğitimler, webinarlar vesaire bir sürü bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çok güzel. Yani Türkiye'deki insan kaynakçıları ve eğitimcileri ben çok takdir ediyorum. Yani çok hızlı bir şekilde transpoze edebiliyorlar öğrendiklerini. Çok hızlı adapte olabiliyorlar duruma. Zirvede bir tane konuşmacı geçen hafta söylemişti. Yani yurt dışıyla çok iş yapan bir konuşmacı vardı TEGEP zirvesinde. O da söyledi yani. Türkiye'deki eğitimciler çok hızlı hareket ettiler bu süreçte de. Yurt dışında, Avrupa'da özellikle o kadar hızlı reaksiyon göstermediler. Üniversiteler ne yapıyor? Örgün eğitim sordum. Onlar bir şekilde aman mezuniyet dönemleri var, yıl sonu var, finaller var. Bir şekilde bir pozisyon aldılar. Onlar da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Üniversite hocası arkadaşlarım, dostlarım var. Onlarla paylaşıyoruz. El yordamıyla bir şeyler yapılıyor. Bazılarımız hatta bu boşluğu benim az önce işte kitap okuyorum falan dediğim o zaman değerlendirme işi için bizatihi cebinden para verip Udemy, işte Coursera gibi yerlerden kendi için eğitim alanlar var. Televizyon bir şekilde bizi eğitiyor. Ama sosyal medya ve bilgi kirliliği var. Şimdi bir kaostan söz ediyoruz. Çok güzel. Evet. Yani Sinan Canan Hoca'nın da hani kaosa övgüsü vardır ya. Evet. Şimdi bu kaos gerçekten verimli bir şey. Eğitim dünyası içinde. Herkes yolunu arıyor. Ama şu var. Ağırlıklı olarak kurumsal akademiler dijital öğrenmeye geçmek zorunda kaldı. Evet. Evet, İster, aslında biz ister. Türk insanı olarak da biraz adaptif insanlarız. Yani göçebe toplum olmamızdan dolayı gerçekten hızlı adapte olabilen insanlarız. O yüzden bu konuda zaten nispeten biraz daha rahat geçiriyoruz gibi geliyor bana bu süreci. Peki Evet. bu süreçte kurumsal akademileri nasıl bir gelecek bekliyor sence? Yani eğitim profesyonelleri bu dönemde ne tür sorumluluklar üstlenmeliler? Daha az mı iş düşüyor, daha çok mu iş düşüyor? Onlara hangi yeni beceriler gerekiyor artık? Yani yeni yetkinlikler neler olması gerekiyor sence? Neler olması gerekiyor? Güzel. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bundan tam 2-2,5 ay önce kurumlardaki eğitim profesyoneli arkadaşlarım muhtemelen üst yönetimlerine sunum yapıyorlardı. İşte uzaktan eğitim ders oranlarımızı artıralım. İşte ne bileyim %10 oranındayız. İşte sınıf içine göre eğitimlerimizin %10'u uzaktan, işte biz bunu %30'a falan çıkartalım diyorlardı muhtemelen. Niye? Bu kurumsal akademilerin eğitim gelişiminin hani Kâbesi diyebileceğimiz bir kuruluş var. Eski ismi AST'di, American Society of Training and Development. Yeni ismi ATD. ATD her yıl sektör araştırması yapıyor ve belirli oranları bize raporluyor. Her yıl o ATD raporlarını takip etmeyenler varsa ATD'ye üye olmalarını ve rapora erişmelerini isterim. 47'ler civarındaydı galiba. Dünyada sınıf içi eğitimin online ya da dijital öğrenme metotlarının oranı %40'lar civarındaydı. Türkiye'de muhtemelen 3 ay önce falan bunları anlatıyordu üst yönetime eğitim birimleri. Ya biz de buna yatırım yapalım, biraz daha içerikleri artıralım. Ya da bir birime gittiklerinde mesela işte satın alma birimine, satış birimine, ya eğitimlerin şurasında online yapalım falan dediklerinde muhtemelen burun kıvırıyorlardı departman yöneticileri. Ya olmaz o, sınıf içi gibisi yok vesaire. Şimdi mecbur kaldılar ve bu hiç tartışılmasız mecbur kalındı. Yani birçok şirket şu an benim işte hem danışmanlık verdiğim hem sektörden meslektaşlarımla konuştuğum kişilerin şirketleri yıl sonuna kadar yani 2020 sonuna kadar sınıfları kapatmışlar. Ucunda Evet. ölüm var, hastalık var. Yani bu riske kimse girmez zaten. Çok az, nadiren şartları sağlayan firmalar sınıf yapacak. Şimdi online eğitime bir geçiş süreci. Bize hani ya olur mu o falan, sınıfta okinin yerini tutmaz diyenler bir şekilde üst yönetimle hızlı bir şekilde el sıkıştı. Hiç bunu tartışmıyorlar. Eğitimleri online'a geçirmeye çalışıyorlar.
Hayat mecbur bıraktı. Öğretim tarafında da işte geçen gün Ziya Selçuk'un bir konuşması vardı. Yaptık ama sanırım biz bunları biraz şey yapacağız. Yani sınıf içi her şeyde yetmiyor gibi. Orada da bir Evet. şaşkınlık var. Bu çok Evet. normal. Webinarlar yapılıyor şu sıralar. İnfografikler gönderiliyor. Yani işte bilinçlendirme anlamında genel konularda çok teknik eğitimler değil ama işte dünya nereye gidiyor, ekonomi ne olacak vesaire. Canlı Gene sınıf yani biraz eğitimleri daha belirsizliği yönetebilecekleri bir formasyona sahip olmasını istiyor insanların herhalde kurumsal evet, mesela muhtemeliler, değil mi? dayanıklılık, bu resilience eğitimleri falan birçok firmada çalışanlara sunulan konulardan birisi. Hani stres yönetimi, zor zamanlarda, zor durumlarla başa çıkma vesaire. Diğer taraftan da dünya nereye gidecek vesaire. Bu aslında güzel bir fırsat oldu, biliyor musunuz? Yani bu işin yine ben sevdiğim isimlerden biri insan kaynaklarında Dave Ulrich, İK yetkinliklerini çalışan birisi. Onun bir kitabı var. HR from Outside In. Yani dışarıdan içeri İK. Ne demek istiyor Ulrich? Ey İK'cı, dünyada ne olup bitiyorsa politik, ekolojik, ekonomik, ondan sonra teknolojik her şeyi şirketine taşı. Şirketin bunlardan haberdar olsun ki o vizyona sahip olarak iş yapsınlar. Biz bunları çok sınırlı yapıyorduk. İlla sınıf içinde yapacağız, konferans yapacağız falan diye zorlanıyorduk. Yani ayda bir tane falan yaparsınız. Ama şimdi firmalar haftada bir iki webinar yapıyorlar ve bu HR from Outside'in en azından teknik eğitimlerini vermekte zorlansalar bile vizyonel bir şekilde evlerinde oturan ya da işe giden çalışanlarına dokunuyorlar. Bu çok güzel. Diğer taraftan da sınıf içi eğitimleri de bir parça vermeye başladılar. Bakın, Evet, onu kurumsal... ben de duymaya başladım. Yavaş yavaş başladılar. Ben de ilk deneyimimi geçen 10 gün önce falan yaşadım. Yani ben de ilk kez uzaktan eğitim yaptım. Çok da ilginç bir konuda, yani hani pratik gerektirecek bir konuda. Şimdi hepimiz öğreniyoruz. İşte ne yapıyoruz? Bir tam gün bilgisayar başında insanları tutabilir miyiz? O zaman 2 yarım gün, 3,5 saatlik yapalım falan. Böyle bir dünyadayız ama hızlı bir şekilde herkes stratejisini kuruyor benim gözlediğim. Peki Tek sence... zorlanan nokta ne biliyor musunuz? IT altyapısı olmayan, yani öğrenmeye müsait işte ne bileyim Teams, Zoom vesaire gibi IT altyapısı zayıf olan firmalar şu an İK'cılarla IT'ciler biraz didişiyordur, biraz hani bilgi güvenliği falan böyle. Evet. Peki sence eğitim ve öğretim bir tarafı katılımcılar, bir tarafı da eğitmenler. Eğitmenlik bundan sonra nereye evrilecek? Eğitmenlik nereye evrilecek? Güzel. Şimdi o soru, tabii az önceki sorunu biraz atladım ben. Yani hani eğitim profesyonellerinden beklenilen yetkinlikleri sordun, oraya geri geleceğim ama. Daha orada çok söyleyeceğim bir şey var. Aslında bu Bir de soruyla bağlantılı bir soru o. lütfen. Yani yeni yetkinlikler bunu belirleyecek herhalde, değil mi? Bu dolayısıyla eğitmenlik de bir yere doğru evrilecek. Bu yeni yetkinlikler neler? Eğitmenlik nereye evrilecek? Bir kere şimdiye kadar ne vardı? Şimdiye kadar bize öğretilen şuydu. Content is the king diye bir laf vardır eğitimde ya da bizim zamanımızda. Hani içerik çok sağlamsa kardeşim o eğitim süper geçer. O devir bitti. Ben yanıma gene bir şey aldım. Bakın şöyle bir şey evde buldum. Meydaneler olsun. Hatırlayan var mı? Aa, ne zaman en İçerik son ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum ya. Çok evet, ben nostalji şimdi oldu şu bunu anda. bilgisayarımın altına böyle şey olarak, bu yükselti olarak kullanıyorum. Dünyanın bütün bilgisini eskiden buradan alıyorduk. Ve content is the king'di, yani hani bu çok kıymetliydi. Mesela küçükken babamlar bana bunu almıştı. Mesela görsel okul ansiklopedisi, Aa, bilgiyi buralardan öğrenelim falan, coğrafya, teknoloji falan. evet. En son 80'lerde falan basılmış olabilir. Şimdi bu content is the king bitti. Çünkü tek tıkla her şeye ulaşabiliyoruz. Hatta bir tane radyo programı dinledim dün yürüyüş yaparken, hafta sonu bayramda ne yaptınız diye. Bayramda insanlar şunu yapmışlar. İşte evin hanımı eski böyle şey salondaki bir rafı, ahşap rafı boyamış. YouTube'dan bakarak öğrenmiş. Ötekisi klozet değiştirmiş. Çok ilginç bir şey değil ama. İşte birisi evine parke döşemiş. Hepsi YouTube'dan bakarak. Oh. Yani content not the king. Şimdi konu bu. Eğitmenlik nereye geliyor? Bir süre sonra bu zaten şeydi. Bilinen ve kabul edilmiş bir gerçekti. Özellikle eğitim kurumları ve danışmanlar tarafından. Ben hatırlarım yani Garanti Bankası'nda işte 99'da Acar Hoca geldi mi, Acar Baltaş. Herkes böyle dinlerdi sessizce. Niye, çok kıymetli ya, adamın ağzından çıkan Acar Baltaş yani. Bilgi ulaşılabilir hale geldikten sonra başka bir şey ön plana geçti eğitmenlikte. Sahne şovları. Yani biraz daha katılımcıya
kendini sahne performansıyla ispat edip bilgi ve beceriyi öyle kazandırma. Yani çok eğlendik sınıfta, süperdi. Noktası var ya. Evet. Orası gitti. Evet, Star sahne eğitmenlerimiz kalmadı ki artık. Sahne de yok şimdi. sahne kalmadı. İşte yanından verdin yani. Sahne kalmadı. Yeni bir sahne var. Yeni sahne. Eğer canlı sınıf yapacaksak özellikle online canlı sınıf. İşte böyle bir bilgisayar ekranı ya da bir telefon ekranı. Hadi bakalım ne kadar performans gösterebilirim. Hani ben yerimden işte şu kadar kalkarım. En fazla arkama bir flip chart koyabilirim. Değil mi? Şimdi başka bir şey devreye geldi. Online öğretim tasarımı. Tüm Evet. eğitmenler, hepimiz, bu işten para kazananlar, kurumsal eğitmenler, kim olursa olsun. Öğretmeyi yeniden öğreneceğiz. Bu relearning meselesi var ya, relearning. Şimdi yeniden öğreneceğiz. Acaba ben katılımcıya bilgi beceriyi nasıl kazandırırım? Çünkü önümde kocaman bir engel var. Kocaman bir engel var. Participant engagement dediğimiz. Yani sınıftaki katılımcıyla bağı nasıl koruyacağım? Evet, o Gidiyor, göz çay teması demliyor. yok. Hiçbir şey yani şu an iki boyutludayız. Üç boyuttan iki Tabii. boyuta indik. Nasıl Tabii. olacak? Nasıl olacak? Şimdi o konuda sıfırdan relearning, eski öğrendiklerinin büyük çoğunluğunu kenara koy, hiçbiri çalışmıyor çünkü. Sınıfta diyorduk ki, hadi bakalım şu masada 4 kişi, bu masada 5 kişi çalışsın, sonra Evet. kalksın ayağa sunsunlar. Hadi bakalım icebreaker kalkın falan, birbirinize masaj yapın, şudur budur, top atalım. İşte yeni Evet. toplar bulmamız lazım, yeni masajlar bulmamız lazım sınıf içinde. Grup çalışması yaptıracağız. Örneğin sanal gruplar oluşturmamız gerekiyor. Sınıfa başladığım eğitimi veriyorum. Şimdi arkadaşlar şu linke Ayşe, Osman, Ali ve Derya tıklasın. Onlar 10 dakika orada çalışacak. Diğerleri bu linkte kendi arasında çalışsın, gelsin bakalım sunsun. Orada artık biraz inovasyon gerekiyor. Biraz da teknolojiye yakınlık gerekiyor. Yani eski sınıf performansı, eğitmen performansı yetmeyecek. Çünkü televizyon izliyor o sırada. Sen katılımcıyı sınıfta görüyorsun ama çocuğu da oyun oynuyor. Sıkıldı söyleyemiyor falan. Sınıftayken gözlerinde anlayabiliyorsunuz bir katılımcıyı. Yani bir sorusu var ya, bir oraya bir şey takıldı yani. Hadi bakalım ya Banu, bakalım sen ne dersin bu konuda diyebiliyorsunuz. Yok. Sınıftayken dört duvar odasındasınız. Nezaketen bile olsa sıkılsa çıkmıyor. Bir şekilde onu katıyorsunuz. Burada göremiyorsunuz. Bu en büyük challenge eğitmenler açısından. Hem de fırsat. Hem de Evet, sen fırsat geçen yani. gün konuştuğumuzda söylemiştin bana. Yani devamlı eğitim almaya başladım tekrar diye. Yani bizim Tabii ben eğitimciler sıfırdan. için zaten eğitim hiçbir zaman bitmez ama yani hakikaten tekrar öğretmeyi öğrenmek için eğitimlere başladık, değil mi? Ben Yeni bugün yeni mesela online. teknolojiye adapte olmamız lazım bir yandan. Yeni tasarımlar üretmemiz lazım ve bununla ilgili de içerikler mevcut diye söylemiştin sen bana. Yani hani ben gerçekten canlı sınıfta nasıl eğitim verilirin eğitimini aldım yani önceden. Gerçekten bayağı böyle not aldım vesaire. Gidip şeyi kurcalıyorsunuz, hani fark işte ne bileyim Mentimeter diye bir araç var. Hemen sınıfa online anket yapıyorsunuz ya da Word Cloud kelime bulutu oluşturuyorsunuz. Başka bir şeyler, akıllı tahta gibi. Oraları yavaş yavaş kurcalayacağız, hepimiz keşfedeceğiz. Yani güzel bir şey olacak ama eğitmenlik tarafında yani danışmanlar tarafında sektörde şunu gördüğümde söylemeliyim. Daha böyle pandemi başladı, tamam sınıf eğitimleri iptal oldu mesajları geldi kurumlardan, danışmanlık firmalarına. Eğitimimizi erteliyoruz, iptal ettik. Hemen ertesi gün online eğitimlerimiz vardı diye duyurular çıkmaya başladı. Yani bu telaşı çok böyle heyecanla karşılamadım. Yani bir kere bu kişisel bir şey olabilir ama bir kere hani doğrusu ne, nasıl yapabiliriz iyice düşünmek lazım. Ha, dersin ki ben bir stüdyo kuracağım, sonra böyle bir şey yapacağım. Yavaş gitmenin pek bir zararı yok şu sıralar diye düşünüyorum. Çok şey var yani bu konuyla konuşulacak ama konuyla Evet. ilgili. Evet. Keyifli, değişik bir dönem başlıyor. Evet, gelişim dönemi her halükarda hepimiz için. Peki katılımcılar tarafından düşünecek olursak bu süreçte evden öğrenmenin de türlü zorlukları var. Yani Var. avantajları da var. Bunlar neler sence? Avantajlar ve Şimdi zorluklar. katılımcılar kısmı bayağı bir zorluk içeriyor. Neden sence? Evden Yani eğitim aldığını düşünün. ekran önünde bu kadar çok oturmak zaten çok zor. Yani insana uygun bir süreç değil bu. Yani sen eskisinden daha çok yorulmuyor musun? Bu yüzden işte devamlı bir ekran karşısındayız. Biri bitiyor, biri başlıyor. Ya telefondayız, ya işte Zoom'da toplantıdayız, ya da eğitimdeyiz. İnsan biyolojisine aykırı bir fiziksel bir durumdayız şu anda.
Yani bir kere hareket etmiyoruz Evet. eskisi gibi değil. Yani o yüzden konsantre olmak da çok zor. Zaten biz sınıf 3 eğitimlerde neden o icebreaker'ları kullanıyoruz? Kalkın işte şunu yapın. Tekrar konsantre olup o duygusal bağ kurmak, öğrenmenin daha yüksek performanslı olması için yapılan aktiviteler de onlar. Şimdi bunların hiçbirisinde ya Doğru. yapamadığımız için ekran Ya. karşısında ne kadar konsantre olabilirsin ki? Yani bir kere böyle bir dezavantaj var. Ama avantajları da En büyük olduğunu zorluk bu. düşünüyorum. Senden dinlemek istiyorum. Peki. Benim gördüğüm şu. Şimdi çok önemsediğim bir yazar vardır. Ivan Illich. Onun Okulsuz Toplum diye bir kitabı vardı. Ben lise sonunda falan okumuştum. Yani diyor ki kurumsallaşmış eğitim yapıları, kemikleşmiş kör akıllı eğitimler falan insanları tek düze eğitime ve tek düze öğrenmeye ve tek düzeleşmeye iter. Ve standartizasyon sağlamak amaçlıdır. Ya bırakın bu enstitüleri, kurumları, okulsuz bir toplum yaratalım ve insanlar kendi networkleriyle bir öğrenme deneyimi yaşasınlar. Biraz anarşist zaten bir yazardır Ivan Illich. Ama bugünü gördü. Ivan Illich bugünü gördü. Dedi ki yani hani şey ne diyordu? Networkler aracılığıyla insanlar öğrenmeliler ve okul kavramı hani bir yapı ya da bir kör kılım, müfredat kavramı artık terk edilmelidir dedi. Buna alternatif başka networklere ihtiyacımız var dedi ve bugün o noktaya geldik. Şimdi eskiden İbrahim Tatlıses'in bir sözü vardı. Urfa'da Oxford vardı da biz mi okumadık? Değil mi? Şimdi o söz çok anlamsız hale geldi. Şimdi Çünkü var. Udemy'ye var 24,9 TL'ye Udemy'den bayağı Aynen böyle Oxford hocasının eğitimini öyle. alabiliyorsunuz. Artık evet, hiçbir Şimdi, bahanemiz yok. ama katılımcıdaki sorunu sorduk ya yani hani ne var? Sıkıntı şu. Bir eşitsizlik var. Eşitsizlik ne? Bir kere teknolojik eşitsizlik. Yani örgün eğitim ağırlıklı söylüyorum Doğru. bunu. Yani her çocuğun evinde işte fiber bağlantılı falan hızlı internet ya da bir cihaz yok. Yok. Ya da karşılamıyor. Teknolojik eşitsizlik hatta kurumlarda bile var. Bakın şeyde de var yani mesela mavi yaka eğitimleri, mavi yakaya kurumlar bilgisayar falan vermiyor, cep telefonu falan vermiyor çoğunlukla. Şimdi onlara online nasıl ulaşacağız? Böyle sorunlar var. Teknolojik eşitsizlik dışında ikincisi asıl kültürel eşitsizlik. Bazılarımız hani bakın ne yapıyoruz? Çok disiplinli oturuyoruz, çalışıyoruz, zaman ayırıyoruz, odaklanıyoruz. Süper. Ama bazı insanlarda o öz disiplin yok. O nereden geliyor? Kendisinden mi yani? Hatası mı? Yine bu genç bir arkadaşın vasıtasıyla tanıdığım bu Pierre Bourdieu, dediğimiz Fransız felsefeci sosyolog şey diyor. Ekonomik eşitsizlik ardından şunu da getirir diyor. Kültürel eşitsizliği. Yani çatal kaşık kullanmayı ailede öğrenmediyse ya da işte atıyorum dünyayı gezmediyse, her yıl tatile çıkmadıysa ya da atıyorum piyano dersi almadıysa diğerine göre daha şanssız başlıyor eğitim hayatına. O anlamda ve şey diyor işte burjuva ailenin çocukları daha akademiye daha hazırlıklı giderler. Okulun onlara istediği şeyi vermeye hazır giderler. Diğerleri zorlanırlar diye. Şimdi şöyle online eğitime geldik. Diyelim ben bir kurumda çalışıyorum. Bırakın örgün eğitimi. Evime geldim. Çok da öz disiplini görmemişim kendi hayatımda. Çok da gerekmemiş. Sadece işte öz disiplin olmuş. Ev saatine geldiğinde öz disiplin yok. Kayıp. Şimdi hadi ben oturayım. Kurumsal akademimin, kurumun bana atadığı diyelim finansçı olmayanlar için finans eğitimini alayım. Deme alışkanlığı o kadar kolay bir şey değil. Yani orada işte Sinan Canan Hoca açık beyin devreye giriyor. Yani hani alışkanlıkları değiştirme. Burada bir zorlanma olacak kültürel anlamda. Diğer taraftan kültürel olarak şu da var. Birisi diyebilir ki tamam benim bu akşam yemekten sonra eğitim saatim oturacağım eğitimimi alacağım. Ama o sırada çevredeki aile fertlerinin o kişinin eğitimine saygısı var mı? O kritik. Ya da Ne öyle demek? bir mekanda mısın? Yani öyle bir Üçüncüsü ayrı de bir mekan. çalışma alanın var mı acaba evde? Yani çoluk çocuk hep Üçüncüsü de birlikte mekan. bir odada da oluyor olabilirsin. Evet yani buna çalışmaya uygun bir yalnız kalmaya uygun mekan var mı? Çok doğru. Bir de mekanla ilgili başka bir şey var mı ki? Sanırım yine Foucault'ydu. Michel Foucault'da şey diyor. Yani mekan belirleyicidir diyor. Yani hani işlerimize, kavramlarımız için. Okula gittiğinde okulun kantini vardır vesaire. Ya da kurumda çalışıyorsun. İşte kurumun eğitim salonu, oteli vardır vesaire. Orası sınıftır. Orası öğrenmeye hazır hale getirir bizi kafa olarak. Evet. Ama
Ev denilen mekan valla işte televizyon, Netflix izlenilen, yemek yapılılan, sohbet Tabii edilen. ayakkabılarını çıkarıp Evlerde. girdiğim bir yerden bahsediyoruz ya. Yani Evet. bence bu İyi dönemde zaman. herkes çok iyi Evet. anladı. Mekanın önemini çok iyi anladı herkes. Çok iyi anladım. Ve bu var. Bir de psikolojik dezavantajı var işte dediğim gibi. Ev öğrenme mekanı değildir gibi bir şey. Yani ev eğlence, rahatlama, iyi vakit geçirme mekandır. Eğitim disiplin isteyen bir şeydir, ciddi bir şeydir. O ciddiyetin mekanı değildir gibi. Bu tür zorluklar var ama dediğim gibi katılımcı açısından yine o iş kolaylaştırmanın yolu şu. İhtiyaca göre eğitim içerikleri sunarsa kurumlar hayat kolaylaşacak. İhtiyaca göre Evet. ne demek? Örneğin hangi yıldı? Biz 99 yılında Garanti Bankası Uzakta Eğitim Merkezi'ni kurduk. Tüm Doğuş grubuna da açtık. Çılgınlar gibi seviniyoruz. Yaşasın uzaktan eğitimi işte ilk Turkcell kurdu. 3 ay sonra biz kurduk. Hala hakkını yemem Turkcell'in. İlk onlardır Türkiye'de. İkinci Garanti Bankası'dır. O projeyi liderlik yaptım falan. Hemen tedarikçi firma işte bize ücretsiz eğitimler de verdi. Eğitim yönetim sisteminin yanında. İşte Word, Excel, PowerPoint. Ne yaşandı? Biz lansmanı yaptık. Tüm banka çalışanları bir kez girdi sisteme. Tıkladılar. Çok sıkıcı bir eğitim. İşte buradan save as yapılır. Buradan yeni dosya açılır. Muhtemelen bir dakika falan kalıp kapattılar. Ve biz 2 yıl tekrar e-learning sistemin içine dünyanın en güzel eğitimlerini koysak bile çok fazla çalışanı sokamadık. Ta ki ne zaman sermaye piyasası kurulu dedi ki, ey finans çalışanları, sizler SPK sertifikasyon sınavına gireceksiniz. 2 defa girme hakkınız var. Kazanırsanız işinizi yaparsınız. Yoksa bu mesleği yapamazsınız. Bütün banka şubelerinden gece yarılarına kadar Erkan Bey, SPK sınavına hazırlık eğitimleri açılacak mı? O zaman biz belimizi, ne demek istiyorum? Belimizi doğrulttuk. İhtiyaca uygun çalışanın ya da üniversite ise öğrencinin ihtiyacına uygun kontentleri ve dediğim gibi etkileşimli halde sunduğunuzda katılımcının hayatı kolaylaşacak. Yoksa kapatmak o kadar kolay ki. Ama gene işte hani bir diploma ihtiyacı ya da bir işte bir title için yapılan bir şeyden bahsediyoruz şu anda. Gerçekten şu dönemde insanların en çok ihtiyaç duyduğu eğitimler neler sence? Neler olmalı yani? Ya böyle şey, bu biraz böyle falcılık sorusu gibi oldu. Kendim kadar yanıt vereyim. Ama şu anda Neler? zaten bu işin içinde bir insan olarak bu ihtiyaçları da Evet. görüyorsun ve bu talepleri de aldığın için sana bunu sormak istiyorum. Ama şeyi de ekleyeyim, son bu soruya hemen geleceğim. Bir de katılımcının öğrenmesini takdir etmek gerekiyor. Yani dedim ya, kendi kendine çalışan katılımcı. Ben seni gördüm. Bak sen eğitim aldın. Kurumdaysa kurum, okuldaysa hocası. Fark etmez ama. Çünkü bir şey öğreniyorsun, o öğrenme sevincini ve şevkini yaşıyorsun ama birilerinin görmesini istiyorsun ya. Onu da eğitim profesyonelleri çözmediler. Yani işte eğitime katılan, işte ne bileyim ondan atıyorum tam katılan, 3 soru soran, offline eğitimler var, offline eğitimleri tamamlayanlara falan böyle işte bir onları onur eden, onları biraz şampiyon gibi gösteren bir şeyler yapmak zorunda. Evet. Ne tür eğitimler? Çok güzel. Ne tür eğitimler? Bir kere şu, bu soruyu biraz daha açıyorum. Yani eğitim konu başlıklarından çok biraz da eğitim türleri açısından söyleyeceğim. Valla ilk önce insanların tepkisi valla her eğitim sınıfçı verilmez kardeşimdi. Niye? Sunum becerisi eğitim vereceksiniz değil mi? Sunum yani ayağa kalkacak, işte bir sunum yapacak birisi, siz ona feedback vereceksiniz falan. Yanına gidip kolundan tutup bir de şöyle tut falan diyeceksiniz. Şimdi o imkanlarınız kalktı. Hani böyle bir uzay zaman şey mekan ilişkisi kalkınca. Fakat ön yargılı olmamak gerekiyor. Amigdala bize şey diyor ya, hayır olmaz falan. Sakin bir şekilde durup acaba nasıl olur tarafına bakmak gerekiyor. Hangi eğitimler ağırlıklı uzaktan eğitim olabilir? Bence hepsi verilebilir. Hepsi verilebilir. Yani uzaktan beni tabii beyin cerrahı yapamazsınız. Bu kesin. Ya da F-16 pilotu yapamazsınız. Pratik Yani gerekiyor. uygulamaya dönük teknik eğitimler, uygulamaya dönük olanlar uzaktan eğitim Bu yapılamaz diyorsun. Mutlaka kısmen. çoğu uygulamanın Kısmen yapılabileceğini düşünüyorum. Yani mümkün olduğunca bizim kriterimiz şu olursa sınıfta en az zaman geçirmek. Yani işini bitir, dağıl. Mikrop bulaşmasın, virüs bulaşmasın mantığında yaklaşırsak. Acaba ne kadarını online yaparım ve çok az pratik gerektiren kısımlarda da ne kadarını sınıf içinde yapmak durumunda kalırım şeklinde gidiyor. Onboarding. Bir sürü insan hala pandemi döneminde de işe alınıyor ve onboarding programları yapılıyor. Ama ne yapacağız? Bir human touch, insan dokunuşu bir şey gerekiyor yeni başlayan insanlara. İşte bir şirket biliyorum, uzaktan buddy.
atıyor şirkette. Telefonla konuşuyor, bir buddy'si var vesaire. İşte canlı sınıflar falan. Bir kısmı %80'i falan mesela onboarding'in online yapılabiliyor. Ama bir parça da iş başında yapılması gerekiyor. Muhabir eğitimleri dediğim gibi ciddi sıkıntılı. İş başında işte vida sıkmayı öğretiyorsunuz. Orada önlemlerle gidecek galiba. Dediğim gibi çok pratik gerektiren sunum becerisi, geri bildirim eğitimi gibi eğitimlerde de büyük kısmı okuma, video izleme, bir parça ardından canlı sınıf, sonra da hadi gelin bakalım şu tarihte şurada yarım günlük ya da 2 saatlik bir uygulama yapacağız deyip tamamlanılabilir. Ama artık zaten biz bunu flip learning dediğimiz bir metot, ters yüz edilmiş, ters yüz eğitim dediğimiz metot. Artık ya olsun falan dediğimiz, biraz kozmetik olarak da ya buna geçmeliyiz dediğimiz bir metotken şimdi mecbur hale geldi ve Nasıl bir elimizde metot bu? oluyor. Bunu biraz açar mısın? Flip learning'i. Aslında blended learning'den çok da farkı yok ama konuyu kişi kendi öğrenir. Önden okumasını okur. Bir tane ödev vardır onu yapar. Sonra gider video izler. Sonra hadi bakalım canlı olarak şu saatte buluşalım hoca onları toparlar. Sonra tekrar bir ödev verilir ve öyle ilerleyen bir konu. Sonra da atıyorum sınıf içine yarım günlük bir workshop için davet edilir. Yani kocaman bir program alıyorsunuz ama bir ya da iki kez sınıf içine geliyorsunuz. Harvard falan üniversiteler falan da kullanıyor. Bazı kurumlar aktif kullanıyor bunu. Ona geçmek zorunda. Ha diyeceksiniz ki bu kadar yatırım yapıldı. Kurumsal akademilere falan. Ve bütçelerde şu an duruyor kenarda. Yıl sonuna kadar eğitim bütçeleri de. Evet. Bundan sonrası ne olacak konusunda birazcık falcılık yapabilirim. Yani hani zamanımız var galiba birazcık daha. Güzel. Evet, biraz daha var. Evet. Bir kere şu. Artık bir sürü sınıflar yeni eğitim binası yapalım falan hikayeleri birazcık duracak. Hatta mevcutları dolduramıyoruz. Ne yapacağız? Şimdi online eğitim altyapısı artırılacak. Şirketler ciddi olarak online eğitim altyapısına yatırım yapacaklar. Hem canlı sınıf hem işte LMS'ler. Bir takım araçlar var uzaktan mobil öğrenmeyi destekleyen ve küçük mikro içerikler gönderdiğimiz. İşte Journey var benim bildiğim. Ondan sonra Roti var. Onun gibi araçlara geçecekler. Akademiler daha çok operasyondan artık kurtuldular. Yani salon, eğitim daveti, eğitim iptali, o gün gelemeyeceğim işim falan. Onu azaltıp daha çok içerik üretimine yönelecekler. Bakın şu dönem ben bir sürü insan biliyorum. Hiç uzmanlığı bile değil. Ama online toplantı nasıl yapabiliriz diye bir infografik hazırlanması gerekiyor. Çalışanlara duyurulacak. Eğitim uzmanı. Oturuyor, öğreniyor, işte bakıyor yabancı sitelere falan bir tane infografik hazırlıyor. İşte atıyorum 5.000 kişiye çıkıyor. İçerik hazırlama kabiliyetleri gelişecek eğitim profesyonellerinin, bu kesim gelişmek zorunda kalacak. Her şey çünkü dışarıdan artık alınmasına gerek yok. Eskiden danışman firmayı çağırıyorduk, konu uzmanı oydu falan. Artık bizler de bir parça çok temel konularda konu uzmanı olacağız eğitim profesyonelisek. Artı tasarım çok kritik. Instructional design yani eğitim tasarım. Hem danışmanlar için hem de özellikle kurumdaki eğitim profesyonelleri için hep önemliydi. Yani hem ihtiyaca nezih Evet. etmek hem eğitimi tasarlamak ama online içerik üretip onları dizayn etmek, kürasyon deniyor aslında. Küratör olacaklar biraz daha fazla. Dediğim gibi eğitim bilimlerin şu dönem çok iyi refleks gösterdi en azından Türkiye'de benim takip ettiğim. Üst yönetim onları birazcık daha yanlarında hissedecek. Çünkü yeni bir değişim projesi olduğunda hemen ya bir dakika bizim eğitimciler de gelsin şu toplantıya. Onlar ne yaparlar acaba diye kullanacaklar. Çünkü insan kaynakları ve eğitim birimleri bu dönemde şirketle çalışan arasında ciddi bir iletişim kanalı oldular. Şirket yönetimleri gördü ya hani bizim bu departmanlar çok güzel iletişim kuruyorlar. Her türlü değişimde daha aktif kullanırlar diye düşünüyorum. Ve şirketlerde mi şunu yapmak lazım? Öğrenme kültürünü eğitim profesyonelleri değiştirmesi lazım. Yani öz disiplin. O kadar Evet. fedakarlıkla eğitim içerikleri hazırlanıyor. Arkasında bir teknoloji var vesaire. Bir yatırım bu. O öz disiplinle o yatırım sünger gibi emen, kendi geliştiren çalışanlar ön plana çıkacak. Bu zamanla bu kültür oturacak. Çünkü eğitim şuydu ya gittik bir otelde kaldık çok da eğlendik. Akşam da yemeğe çıktık falan faslı. Şimdilik pauzda. Bilmiyorum bitti mi bitmedi mi ama yıl sonuna kadar bitti. O beklentiyle eğitime bakan çalışanlardan başka bir yere geçmemiz lazım. Başka bir kabileye. O kabile de şu. Kurum bana her türlü kaynağı açtı. Ben elimden geleni yapacağım. Ha yapmıyor musun? O zaman da zaten başka sonuçları getirir. Yani kendi geliştirmemenin sonucu neyse odur.
Özetle şeyi söyleyebilirim. Eskiden bir şey yapıyorduk online eğitimde özellikle. Yüzde kaç tamamlamış? %36 tamam, o zaman mail atıyorduk. Lütfen tamamlayın eğitiminizi şu tarihe kadar falan. Şimdi bu tür gereksiz şeyleri bırakacağız. Yani bürokratik, nasıl diyeyim, biraz polis İK gibi. Hayır, ben kaynağımı açarım, webinarımı yaparım. İsteyen girer, isteyen girmez. Giren kazanır. Ben mümkün olunca öğrenme kaynağını çok tutarsam, çalışana yani katılımcıya iyi kaynakları, iyi içerikler, iyi metotlu sunarsam sonuçta isteyen ondan yararlanır, istemeyen yararlanmaz. Eskiden sadece şey yapıyorduk, sınıfta zaten soktuk, imzayı attı katılımcı listesine, sınıfa katıldı. Belki orada mıydı, değil miydi bilmiyoruz ki yani, daha samimi bir şeye geçeceğiz. Aynen öyle. Hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Peki, yani bu öğrenmeyi teşvik etmek için bu yetkinlik, evet, zaten 2 senedir konuşulan bir şeydi. Öğrenme yetkinliği ya da öğrenmeyi sevme yetkinliği diye adlandırılan yetkinlikler artık en üst sıralara yükselmişti şirketlerde. Yani bir de bu öğrenmeyi öğrenirken şirketin üstüne düşen en büyük vazife de uzaktan öğrenme döneminde bu isteği arttırmak. Yani bu isteği arttırmak için biraz önce söylediğin yöntemler, birkaç bir şey söyledin. Biraz bunu açmak istiyorum. Daha neler yapılabilir? Yani evet, Vallahi belki de bu açık içeriklerle o zaten eliminasyon kendiliğinden olacak. Ama bir yandan da birazcık bu yetkinliği arttırmak için de belki de işte öz disiplin eğitimi gibi bir eğitim içerikleri, bu tip içerikler çoğalacak diye düşünüyorum. Şu anda sesli düşünüyorum Erkan. Sen ne güzel düşünüyorsun? güzel. Ben de zaten biraz sesli düşünüp bir şeyler söyleyeceğim ama çok benzer şeyler diye gülümsedim. Söyleyeceklerim. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu'nda işte geleceğin önümüzdeki 5 yılın aranan yetkinlikleri arasında senin söylediğin gibi meraklı olmak, işte öğrenme çevikliği, öğrenmeye açıklık gibi kavramlar var. Zaten gelecekte kurumlar böyle insanlarla, bu tür yetkinliğe sahip insanlarla, kendi geliştirme tutkusuna sahip insanlarla yollarını devam edecek demek. Bir, bu benim için önemli bir yetkinlikse harika. Benim bir kere az önce söylediğim gibi harikasın ya, öğrenme çabası Evet. gösterdin. Bunu göstermem lazım. Yani hani ona ödül vermem falan gerekmiyor ama gördüm ben seni. Evet. Süper. Bu çok takdir edilmeli. Hatta bazı kararlarda bile kullanılmalı artık yani. Hani terfi kararı olabilir vesaire. Ya bu arkadaş öğrenmeye çok kapalı. Şimdi o görevi tık 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 düşünmeyelim Evet, gibi hızlı kararlarda adaptasyon kullanılmalı. diye bir yetkinlik çevik yöntemler içerisinde zaten Evet. uzun süredir çalışılan bir konu. Hızlı adaptasyon burada belki de en önemli şey olacak, parametre olacak, değil mi? Evet. Mesela şey, yanlış hatırlamıyorsam yine bizim müşterilerimizden Red Akademi'nin mesela sloganı şeydir. Learning Agility gibi bir şey yani. Hani öğrenme çevikliğimizi koruruz falan gibi, tam hatırlamıyorum ama sloganı o. Ne demek bu? Öğrendim bugün, bir şey öğrendim. Ertesi gün hemen hayata geçirebilme Evet. çevikliği aynı zamanda. Evet. İşte bu relearning ve esneklik iç içe. Eski öğrendiğimi unuttum. Bir kez bakayım. Ya Erkan Hoca bir şey söyledi, hemen ben bunu bir yapayım deme içgüdüsü varsa orada zaten çok bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Onu sadece görün, takdir edin. Ama bu zayıfsa öğrenme isteğini artırmak için neler yapılabilir? Dediğim gibi ihtiyacı o kişinin o gün ahşap boyamaksa o gidiyor ihtiyacı uygun içeriği alıyor ve tüketiyor, gidip ahşabını boyuyor. Dedim ya bayramda tatil şey bayram tatilinde evden çıkamayınca böyle bir şey yapmış. Şey çılgınlığına kaçılırsa gerçekten bir sürü gereksiz ve girilmemiş eğitimler olacak offline ya da online. Ya bu eğitimi de verelim, şunu da yapalım, aa bu çok ilgi çekici bir konu falan dediğimiz zaman bir süre sonra doygunluğa ulaşılacak ve etrafta bir sürü eğitim olacak. Ben bile Udemy'den mesela gaza geldim, indirim yapılmış işte 15 tane falan eğitim aldım, satın aldım. Bu da önemli, bu da falan. İndirimde ya. İki tanesini tamamlayabildim. Şimdi arkada harika bir kedi var. Neyse. İki tane tamamlayabildim. O yüzden kontent seçerken çok dikkatli olmalı. Ya bu değerli bir şey. Değerli bir şey. Yani benim sana sunduğum değerli bir şey. Ama o değerli bir şey onun ihtiyacına uymalı. Bu olduğu takdirde bu hayat sürer gider diye düşünüyorum. Peki, Bir kez yani uzaktan eğitim bundan sonrasında eğitim dünyasında ne oranda yer alacak? Yani tamamen uzaktan eğitime dönmesini sağlıklı buluyor musun? Ya da bu böyle devam edeceğini düşünüyor musun? şimdi ben büyük konuşmayı sevmeyen biriyim ama hani sayın rahmetli Aristo'dan bu yana o sınıf yüz yüze eğitim meselesi çok kıymetli. Çok kıymetli yani.
öğrenen ve öğreten ilişkisi, ilişki kurmak, onu rol model almak, ona bakıp hatta şey yani aman aman bu hoca gibi olmayacağım ben deyip hani bir şekilde o ilişkiyi korumak Biraz usta önemli. çırak ilişkisinden bahsediyorsun, değil mi? Çok kıymetli. Hatamı Evet. bana söyleyecek, o değil bak böyle yap vesaire. Şunu söyleyeyim, ben yine rakamlarla konuşayım. Anımsadığım kadarıyla ATD sektör araştırma raporu dünyada kaldı ki 600 büyük firma arasında yapılan bir eğitim araştırması. Onlar da işte %40, %45 civarındaydı uzaktan eğitim oranı. Bu dönem bence dikkate değer ölçüde artmıştır. Yani %70'lere gelmiştir geçici bile olsa. Eğitimlerin uzak yani 100 eğitim varsa 47'si zaten online'mış dünyada. Şimdi bu 70'lere 80'lere falan gelmiştir diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki yılda yayınlandığında göreceğiz rapor tekrar. Fakat sonuçta bu hiç pandemi böyle işte 2 yıldan uzun sürmüyor sonuçta. Tekrar bir noktaya geleceğiz. Orayı konuşalım. Yani bu, tamamen kaygılarımız, virüs bulaşma vesaire kaygılarımızdan uzaklaştık. Sınıflarımız duruyor, eğitmenlerimiz duruyor. O noktaya geldiğimizde bence %60'larda falan 60'lara 60-70'lere kitlenebilir. Yani %70 online, %30 sınıf içine kitleyebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Neden? 3 ay önce neden düşünmüyordum? Şirket yönetimleri, katılımcılar, hatta İK'nın ve eğitim başındaki insanlar bile, hatta bizler bile olmaz ama bakışıyla yaklaşıyorduk. Olduğunu hayat gösterdi. Evet Olduğunu oldu. gösterdi. Evet oldu, gerçekten oldu. Bir alışkanlık da kazandık artık. Yani o alışkanlık süresini geçirdik bence. Artık o koca koca sınıflara gerek olmadığında çoğu yerde gördük. Ama bizim eğitim işinde biliyorsun, bizim yaptığımız kısmı zaten eğitimi sadece öğrenmenin %20'si. %70'i bir rol model. Yani o Tabii. Ve eğitimle ilgili. yaparak Ya sonrasında da kafayı koyacaksın, o işi uygulayacaksın ama rol model çok önemli. Burada senin de dediğin gibi belki şirket içerisindeki iç eğitimlerde işte bu body dediğin, biraz önce söylediğin o model oluşturma, bu arada gerçekten güzel bir kedim var şu anda. Hemhal oluyorum kendisiyle. Daha çok belki de o tarafa kayacak. İşin uygulama tarafında biraz daha kendi kendine öğrenen organizasyon kısmına gidebilir mi diye düşünüyorum ben. büyük oranda öyle bir noktaya gelince şu artık eğitim departmanlarının ana rolü nedir? Kardeşim, stratejisi ne kurumun? Ve sen buna davranışsal olarak nasıl destek verirsin? Kurumsal akademi bu. Kurum bir yere gitmek istiyor. Dünyada ilk beşte olmak istiyor. Sektörde Türkiye'de işte ilk üçte olmak istiyor. Ya da inovasyonla fark yaratmak istiyor. Kurumsal akademi ne yapıyor? Şirkete bakıyor stratejisine. Bizim üst yönetim inovasyonla pazarda fark yaratmak istiyor. O zaman inovasyon eğitimine odaklanıyor. İnovasyon kaslarını geliştirmeye odaklanıyor. Aynı şey sürecek. Ama farklı araçlarla sürecek. Bazı konular var oralarda dediğim gibi yani %30 sınıf için nerelerde kalır? %70'e 30. Bazı eğitimler özellikle bu talentları elde tutmak için yapılan özel programlar var biliyorsunuz. Yetenek yönetimi, yetenek gelişimi Evet. falan gibi farklı isimlerde. İşte Geleceğin Yıldızları programı falan gibi. Şimdi liderlik ağırlıklı programlar. Onun da esprisi şu ya, bir araya gelmek, biraz özel seçilmiş bir grup olduğunu hissetmek, değişik Aidiyet. etkinlikler yapmak, biraz çılgınca birlikte işte proje grupları, işte hekatonlar falan. Orada kendini göstermek, kendi potansiyelini bir zorlamak falan. Oralarda bir parça gerekecek. Ondan sonra yani o insanlara da özel bir şey yapmayınca bir parça üzülebilirler. Ya bize de mi online abicim falan. Gelebilir o çekinceler şimdilik diyorum. Ama onlar da işte dediğim gibi öğrenme kültürünü kurumsal akademiler değiştirdikçe yeni insanlar ve gençler zaten bu kültüre alışkın gençler şirkete girdikçe zamanla değişecek. Evet bize de online ama bize yapılan online başka bir online eğitim Evet. noktası. Evet. Bir ara ben şey demiştim. E-learning bazen fetişleştiriliyordu bir zamanlar. E-learning zirveleri falan. Hani ben de konuşmacı olarak katıldım. Hatta o zirvelerden birinde panelistim ben de. Sen ne düşünüyorsun dediler. Vallahi dedim. E-learning, her şeyi e-learning yapmak zorunda değiliz. Sırf trend diye. İyi, bayağı iyi. E-learning yapmak önemli. Yani dijital reklam yapıyoruz, e-reklam yapıyoruz diye siz televizyon reklamlarınızdan vazgeçiyor musunuz? Hayır. Şimdi ya da gazete reklamlarından, billboardlardan vazgeçiyor muyuz? Hayır. Onun gibi yani sınıf içi eğitimi de
Biraz daha tasarruflu, bayağı bir tasarruflu kullanarak çok vazgeçmeyeceğimiz bir araç olarak ben kenarda tutuyorum. Evet, ben de Yani öyle olacak. düşünüyorum Yani 2 yıl şahsen ve sonra da geçecek bunlar. Ve geçtiğinde de ama öğrenmiş olarak geçeceğiz. Aa, bu eğitim salonlarına gerek yokmuş yani. Daha eğitim salonu 4 tane kalsın diyeceğiz yani. evet. Ama şimdi bu dönemde bundan sonrası için eğitimin daha da önemli olduğunu herkesin çok daha net bir şekilde gördüğünü düşünüyorum ben. Özellikle kurumsal aidiyet ve kültür oluşturmadaki etkisi biraz daha aşikar oldu sanki, değil mi? Gelen sorulara bakıyorum Erkan, az vaktiniz kaldı. Tamamdır. Özel eğitim çocukları için uzaktan eğitim nasıl olacak gibi bir soru gelmiş. Hiç fikrim yok, hiçbir şey yok. Hiç bilmiyorum. Evet, biz kurumsal eğitim Yani konuşuyoruz. orası ama özel eğitim konusu zaten apayrı bir uzmanlık alanı. Hiç takip etmedim. Çok böyle zayıf yerden vurdular. Ama ben de merak ettim. Yani soru çok güzel bir soru ama. Evet. Gerçekten. Peki Erkan, son olarak neler söylemek istersin? 50 dakika geçmiş bile. Harika. Neler söylemek isterim? Dediğim gibi yani özetleyeyim en azından Evet, lütfen, fikirlerimi. lütfen. Yepyeni bir dönem. 2 yıl sonra muhtemelen yine sınıflara full dönülebilir. Özellikle kurumsal tarafta söylüyorum bunu. Fakat hani pandemi korkusu olmadıktan sonra artık bir şey yaşamış olarak döneceğiz. Artık eski biz olarak dönmeyeceğiz. Ve uzaktan eğitimde tadını almış olarak tabii ki daha keyifli bir şekilde uzaktan eğitime yatırım yapacağız bir kere. Hem katılımcı alışmış olacak hem şirketler. Bir kere bu sektör 2 yılda oturur gibime geliyor zaten. Bu Evet. iyi haber. Çok güzel. Eğitim firmaları açısından söyleyeceğim bir şey şu. Kendilerini çok geliştirmek zorundalar. Eğitmenler özellikle. En büyük problem sınıf içindeyken bile yaşadıkları problem şu. Participant engagement. Katılımcıyla bağ kurma. O Evet. bağı koruma. Sınıfta bir rezonans oluşturma ve birlikte öğrenme yolculuğuna çıkma. Evet. Sen sınıf içinde zaten zorlanıyorsun bunda. Çok normal. Uzaktan bunu nasıl yapacağım diye düşünmek zorundayız. Hepimiz düşünmek zorundayız. Her gün ben böyle duştayken bile şey diyorum. Eğitimde şöyle bir şey yaptırayım, aktivite yaptırayım falan. Evet, Erkan Bey'in eğitim Diğer sahasındaki taraftan o enerjisini alamamak üzücü olurdu. Online eğitim ve Erkan Bey'in eğitim. Ece Hanım'a teşekkür ederim. Çok sağ olun. Logo yazımdan galiba katılımcım. Peki. Özetle şu, eğitmenler kendini geliştirecek, kurumsal akademi başka yönlere yatırım yapacak, dijital tarafa yatırım yapacak, eğitim profesyonelleri de içerik geliştirme ve tasarım kaslarını geliştirecek. Bütün hikaye bu, hani çok da ahım şahım böyle muhteşem o roket bilimi falan yapmıyoruz sonuçta ama bu gidişatta ne önemli, ben meslektaşlarım için ya da meslektaş oldum dediğimde tabii danışman kısmını mı kastediyorum? Eğitim profesyonelini mi? Eğitim profesyonelini kastediyorum daha çok. Danışmanlığa geçsem bile hala koltuğun diğer tarafında ruhum. Birçok eğitim profesyonelinin artık gerçekten eğitim tasarımını öğrenmesi, mikro içeriklere kafa yorması, o kürasyon, kürasyon yaratıcı bir şey aslında yani. Dizaynın kendisi yaratıcı bir şey ya. İşte önce şöyle bir şey anımsatma gönderelim, sonra bir tane işte video atalım, sonra şöyle bir test yapalım, katılımcıyı toplayalım. Bu dizaynlara kafa yorsun ama bu çok zevkli bir şey. Aynı Yani zamanda evde resim evet. yapmak gibi bir şey. Çok Evet. zevkli bir şey. Ama bunun arka planı var tabii ki eğitim bilimlerine her zaman gibi uygun olacak şekilde. Ya yani aklıma bir şey geldi, hadi bakalım şöyle bir şey yapalım. Değil, ben böyle bir kontenti, böyle bir metotla gönderdiğimde ne olabilir? İşte Evet. bugün bir firmada şeye baktık, böyle yoğun çalıştığım bir firmada. Online eğitimlere, webinarlara günün hangi saatlerinde daha çok katılım oluyormuş falan. Şimdi veri analitiği devreye giriyor. Artık uzaktaki katılımcının refleksine ölç, onu davranış biçimine yorumla. Şu saatlerde daha çok katılımcı oluyor. O zaman o saatlerde sen duyurunu atacaksın ve eğitimini başlatacaksın gibi veriler değişik bir dönem, keyifli. Yani öğrenmeyi, kendi geliştirmeyi isteyen insanlara lütfen ihtiyaçlara uygun ve tarih öncesinden kalmamış metotlarla, içeriklerle gidelim. Çünkü e-learning tarafında da işte açıcı değil ortam. Yani giriyoruz bir takım e-learning içeriği hazırladık. Pandemiyle mücadele falan. Bakıyorsunuz çok sıradan PowerPoint üzerine bir seslendirme, vasat ve eliniz otomatik gidiyor kapatıyor. İllaki bir şeyler vardır. Özetleyecek olursam bilmiyoruz, belirsiz bir dönem ama bu işler olmaz demek yerine herkese şunu tavsiye ederim. Bu işler zor tamam ama acaba nasıl olur? Başka nasıl olur? Başka nasıl olur deyip o arayış yolculuğuna çıkmak. Evet, Başka bir şey yani söyleyemem. şimdi biz eğitimciler için tabii şahane böyle
bir sınır zorlayıcı bir sürecin içerisindeyiz ya, yani bizim de en büyük derdimiz budur. İşte daha başka ne yapabiliriz? Daha yeni neye adapte olabiliriz? Ne ortaya çıkarabiliriz? O yüzden bu dönemi ben de fırsat olarak görüyorum. Çok güzel geçti. Çok teşekkür ediyorum Erkan. Ben İnşallah çok tekrar teşekkür ediyorum. çok Özellikle açık beyin çok güzel bir iş yapıyor. Beynimizi açıyorsunuz gerçekten. Hani birbirinden bağımsız o kadar farklı konu var ki yani. Hani sağlıklı beslenmeden öğrenmeye, insan kaynaklarına kadar, beyine kadar. Çok teşekkür ederim. Beni de evet, böyle bir insanın ortama olduğu davet her ettiğiniz için. yerde, inşallah biz de insanın fabrika yerleri dediğimiz için çok kapsayıcı bir konu olduğu için her konuyu konuşmayı seviyoruz. Her işi uzmanından dinlemeyi seviyoruz. Vaktini ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dinleyen arkadaşlara da iyi akşamlar diliyorum. Sağ olsunlar katıldılar. Hoşça Evet, kalın. çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın.